hanımefendi, merhaba. Ben Engin Tutkun'un eşiyim de kendisini buraya getirmişler. Tamam hanımefendi, bakalım hemen. Çok pis dövmüşler kocamı. Kolunu kanadını kırmışlar. Geçmiş olsun. Geçecek inşallah. Allah bunu yapanların kör yanlarından çıkarsın inşallah. 206 numara. 206. Buradan gidiyorum. İyi günler. Kolay gelsin. Mesajım hoşuna gitti mi? Ha, evet. Her yerim ağrıyor. En kötüsü de ne biliyor musun? Seni görememek. Bugün geleceksin değil mi? Bunların da gideceği yok buradan. Efendim? Gelemem Engin, gelemem. Kariyerim bitti. O salak karın itibarımı 5 paralık etti. Ya bak Sevda, sabahtan beri annem burada. Kafamın etini yiyor. Gelemem mazeretini kabul etmiyorum. Ya sen beni anlamıyor musun? Ya esas... Sen beni anlamıyor musun? Annem burada diyorum. Hastanede. Bir de yemek falan yapmış, getirmiş. İnan hastanenin yemekleri bile daha güzel. Engin, bittiyse kapatabilir miyiz? Ne olur. Başımda bunca dert var. Onlarla uğraşmam lazım. Vallahi gelme sözü almadan kapatmam bu telefonu. Aa, gelmiyorum be, gelmiyorum. Aa, başımda bunca dert var. Gel gel deyip duruyorsun. İtibari neden bağırıyorsun şimdi? Ne oluyor? Sakin ol. Olmuyorum sakin falan. Olmuyorum. Allah Allah. Başımda onca dert var. Bir de gidip beyefendiye hasta bakıcılık yapacağım. Damar yolu da açayım bari. Bu ne ya? Ayıp ama ya. Çay getirdim sana yavrum. Anne ben çay falan içmeyeceğim. Benim karnım aç. Yavrum ben sana yemek getirdim, yemiyorsun. Şimdi de diyorsun çay içmeyeceğim, karnım aç. Anne ben vazgeçtim. Yemek falan da yemeyeceğim. Engin'im iyi misin? Sen ne yüzle geldin buraya? Ha? Çık dışarı çabuk. Anne bırakır mısın ya? Bırakır mısın? Anne deme bana. Anne deme. Sen hem kocanı dövdür, ondan sonra da böyle salla salla gel. Çık diyorum. Ya kocama geçmiş olsun demek istiyorum. Ha? Hem yemek yaptım, onu bırakayım bari ya. Anne. Dileği bırakır mısın? Hah, bak Engin de bıraksana diyor ya. Ya sen bununla bu kadar şey yaptıktan sonra hala konuşacak mısın? Anne çocuğun yanında ayıp oluyor ya. Ya evet anne ya. Aile içinde böyle ufak tefek şeyler olur. Normal bunlar. Ay, oğlumu öldürtecektim. Bir de ufak tefek diyorsun utanmadan. Ay, anne benim yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Anne. Böyle bir şey yapmadın. Değil mi? Ay anneciğim yapar mıyım ben hiç öyle şey ya? Sustum gidiyorum. Gel çocuğum, gel çıkalım. Bunlar artık ne konuşacaklarsa. Yengenim iyi misin? İşte. Sana bunu yapanların elleri kırılsın inşallah. Yemek diyordun. Yemek getirdim sana. Aç mısın? Vallahi Dilek, ne yalan söyleyeyim dünden beri hiçbir şey yemedim. Kıyamam ben sana. Ben şimdi seni doyuracağım. Mücver yaptım en sevdiğinden, taze taze. Ne bu böyle tuzsuz tatsız şeyler? Ah, oh, Engin'im benim ya. Biliyorsun, biliyorsun. Gidelim aşkım. Ne yapmışsın? Dilek. Benim içim kıyıldı diyecek bir şeyler var mı? Para hayatım olmaz mı canım benim? Al şunu da dök.
acıyor mu çok? Bastırıyor muyum? Sert mi yapıyor? Ay, çünkü bir hareketsiz kalınca. Bayağı da şey, sertleşmiş böyle şey olmuş. Bayağı böyle. Ay. Dilek. Çok sağ ol. Olur mu öyle şey hayatım? Yapacağım tabii. Ben senin eşin. Değil mi? Mesaj geldi sana. Ah, ben spor salonuna gitmeyi unuttum. Şey, ben spora gidiyorum da. Ne sporu kız? Güreşe mi başladın? Hayır, spor salonuna gideceğim, tamam mı? Hoca eşliğinde inşallah en kısa zamanda bu kilolarımdan kurtulacağım. Aferin sana Dilek Pehlivan. Hadi ben gidiyorum. Yine uğrarım ama. Hadi İngilim. Spora başlar. Ayol insan önce gırtlağını tutmasın öğrenir.